Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, ev arayış sürecimiz devam ediyor. Bugün Yalova'dayız, çok heyecanlıyız. Çok beğendiğimiz bir ev görsellerinden. Bakalım bizi neler bekliyor. İlk evimizi bakmaya gidiyoruz hep beraber. Aynen. Haydi yola çıkalım. Şiirden aslında çıkarken sanki şiir bize yapışmışçasına bizi göndermemeye çalıştı. Bir trafikle, kalabalıkla, feribot kuyruğuyla, beklemekle. Yani çok zor kendimizi şehrin dışına attık. Günübirlik bile olsa şehirden uzaklaşmak gerçekten çok güzel bir tat verdi. Yoldaki görüntüler, hayvanları görmek gerçekten çok keyifliydi. Benim için çok güzel bir yolculuk oldu. Yani Yalova termal bölgesi gerçekten çok güzel bir doğaya sahip, yemyeşil. Bizim evet. Aslında tam istediğimiz tarzda bir yer. Aslında İstanbul'a da çok yakın. Yani bunun bize bazı artıları da var tabii ki. Çünkü işimiz sonuçta İstanbul'da, şirketimiz İstanbul'da. Her ne kadar bunu şirketimize bağlı kalmadan sürdürebiliyor olsak da belli aralıklarla şirketimizde olmamız gerekiyor. O yüzden İstanbul'a geliş gidişlerimizde bizi de yıpratmayacak bir yer. Evi internette bir uygulama üstünden bulduk. Gerçekten görüntü, fotoğrafları çok beğendik. Gittiğimizde giderken dediğim gibi yol boyunca da gördüğümüz görüntüler bizim için çok keyif vericiydi. Mahalleyi çok beğendik, termal mahallesi. Uygulama üstünden evi bulduk, randevulaştık. Bir saat kadar, bir saatte uyuşmazlık oldu. Ev sahibini bekledik. Bu arada da drone'la bazı görüntüler kaydettik. Çekimlerini yaparken aslında yani dedik ki tamam biz buraya taşınıyoruz. Burası bizim için yer yani ilkinde tutturduk. Evet, çok heyecanlandık gerçekten. Çok yükseldik eve. Çok yükseldik. Çünkü yani drone çekimlerini siz de gördüğünüz gibi ev çok güzel duruyor. Daha sonra ev sahibinin gelmesiyle içeriye girdik ve bahçesini ve evin içini dolaşmaya başladık. İçeri girdikçe ne yazık ki bazı negatiflikler bizi karşıladı. Çok umutla gitmiştik. Çok umutla gitmiştik ama öncelikle bizim istediğimiz tarzda bir bahçesi yoktu. Yani bahçe ne denir ona? Kat kat mı? Kot farkı vardı. Kot farkı vardı ve böyle ufak ufak bir metrelik bir metrelik kotlar halinde bir bahçeydi ve bahçenin sahibi yani çok fazla ağaç ekmiş, çok güzel. Ama biraz düzensiz ağaç çok ekmiş. Sıktı. Çok yani sık. Başka bir şey ekmeye müsait değil. Yani bir masa koymaya bile bahçesinde yer yoktu aslında. Yani bir havuz vesaire geçtim, bir masa bile koyamazdınız ve ekip dikilecek. Hobi bahçesi için de bir alan yok. Evet, ya, evet, bizim önceliğimiz birazcık da ekip dikebileceğimiz bir alandı. Ama benim özellikle evle alakalı biraz dezavantaj gibi gördüğüm şey, evin her iki yanından da giriş var ve merdiven çok fazla. Bizim çocuğumuz da çok ufak. Yani onun için biraz riskli, evet, riskli gördüğüm. Yani şunu söyleyebiliriz, merdiven içinde merdiven içinde merdiven var. Evet, çok yani enteresan. Yani çok enteresan, evin sağından ve solundan merdivenler aşağı iniyor. Merdivenlerden iki kata farklı merdivenle giriş var ve o kata girişlerden merdivenle tekrar yandaki depo gibi alanlara giriş var ve basamaklar da yüksek. Yani bir de hiç bu kadar girişi olan bir ev görmedim. Yani her taraftan eve giriş var. Bu güvenlik açısından da biraz tedirgin edici. Sonuçta biz şu anda bilmediğimiz bir şehirde, hiç tanımadığımız insanların olduğu bir çevreye gidiyoruz. Bu
arada ev sahibi de dizinden problemli, merdiven çıkmamak için taşınıyor. Hani bizim basamaklardan, merdivenlerden dolayı bir sıkıntımız yok ama yani kızımız yeni yürümeye başladı ve biraz hiperaktif. Bahçede zaten yokuş, evin her tarafında kapı var, kontrolü zor. Merdivenler yine bir dezavantajdı. Ya mahalle olarak çok güzeldi aslında. Güzel. Belki yani tekrar farklı bir ev bulunursa değerlendirebiliriz. Yani kiralık eviniz varsa o bölgedeyseniz vermeyi düşünüyorsanız Yalova'da tanıdığınız yorumlara yazabilirsiniz. Bu ayarda bir yer olabilir bizim için. Evet. Ama dediğim gibi yani öncelikle bana uymayan kısmı bahçeydi. Bahçe bizim istediğimiz hiçbir şeyi yapacak düzeyde değildi. Yani ne ekip dikebilirdik, ne bir kümes koyabilirdik, aynen, ne bir havuz koyabilirdik. Ya ben biraz şeyden dürüktüm aslında. Bilmiyorum bundan bahsetmek doğru mu ama hani evin alt katında iki taraftan depo gibi yerler, evet, vardı ve bir tarafta böyle barağı yıkık bir şey vardı. Ev sahibi bize burada yarasalar falan oluyor, biz kızımla bakıyoruz falan dedi. O biraz beni ürküttü, evet, açıkçası. Yani biraz atıl kalmış. Aslında o önemli değil. Onu biz bir şekilde gittiğimiz zaman... Tabii iş var evin içinde ama biz onlara zaten hazırlıklıydık. Düzenlerdik. Onlara yani hazırlıklıydık. Bu arada ev iki kat. Aslında 1,5 kat. Ve katlar arasında içeriden geçiş yok. Dışarıdan dolaşabiliyorsunuz. Üst kat 3+1. Alt katta stüdyo. Aslında bu konuda bizim için iyiydi. Niye iyiydi? Aşağı katı komple fant yapabilirdik. Ofisimiz haline getirebilirdik ve kargo hazırlayacağımız yer olarak dizayn edebilirdik. Üst katta bizim evimiz olur. Yani artıları da var, eksileri de var aslında. Doğru. Ama yer olarak ben gerçekten çok çok beğendim. Normalde yaşamak isteyeceğim, yani ev eğer bizim istediğimiz şartlarda olsaydı, yani ekip dikmeye en azından müsait olsaydı. Taşınıyorduk evet, şu an. Evet, taşınıyor olurduk. O yüzden şu an sıradaki ev, sıradaki ev, sıradaki ev şeklinde bakmaya devam ediyoruz. Bu arada kötü bir hafta geçiriyoruz ülke olarak. Şu orman yangınları ciğerlerimizin yarısını söktü attı. Bizi mahvetti. Gerçekten çok üzüldük. Bu aynı zamanda bizim aslında programımızı da biraz etkiledi. Çünkü yani Manavgat'ta ve Köyceğiz'de birkaç tane ev vardı randevulaştığımız ve bu haftalarda gideceğimiz. Ama yangından ötürü ne yazık ki bakmak istediğimiz birkaç yer yandı. Bu bizi çok üzdü gerçekten. Yani devlet büyükleri mi artık buna kim el atması gerekiyorsa bir an önce el atıp bu yangınlarla, doğal felaketlerle ilgili bir şeylerin olması lazım. Çünkü ben şunu görüyorum. Yani sel oluyor, mahvoluyoruz. Yangın oluyor, mahvoluyoruz. Yarın deprem olduğu zaman mahvolacağız. Bir kasırga çıksa mahvolacağız. Ülke olarak hiçbir şekilde, hiçbir doğal felakete, hiçbir afete hazırlıklı değiliz. Maalesef öyle. Yani bu vesileyle de aslında hem selden hem de yangınlardan etkilenen herkese geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybeden insanlar var. Başsağlığı diliyoruz. Evet, kalanlara sabırlar versin Allah. Kötü bir durum. Umarım kısa süre içinde güçlenerek bunun içinden çıkarız. Umarım en kısa sürede hasar gören, zarar gören insanların yaraları çabucak sarılır. Çünkü yani hayatını insanların devam ettirebilmesi için hayvanları, sermayeleri yanmış. Bu çok zor bir durum. Yani hayvanları, sermayeleri, anıları, canları. Evet, tabii ki. Yani arkadaşları, dostları. Yani izliyorum bu sel ile ilgili torununu 24 saattir göremiyor. Yani evet, oğlunu göremiyor. Çok acı, çok zor. Gerçekten Allah hepsine sabır versin. Yani söylenecek bir şey yok. Umarım yetkililer yapması gereken şeyleri yaparlar ve insanların en azından yarasını merhem olmak için uğraşırlar. İşte kanalın adı İstanbul'dan Kaçış ve biz şu anda sizlerle olan kontağımızı devam ettirebilmek için aslında farklı videolar çekmek durumunda kalıyoruz. Videolar. Çünkü asıl amacına hizmet edecek videoları çekemiyoruz ev bulamadığımız. Bir haftada bir video koyalım en azından. Arayı soğutmayalım. Çünkü biz ilk videoyu koyarken dediğim gibi bizim 4-5 tane baktığımız ev vardı ve hepsiyle görüşme halindeydik. Hepsine gidip bakacaktık ama bu doğal afetler bunu bir şekilde engelledi ve öteledi. Bunun sonucunda da dedik ki ya biz bari araya bir şeyler çekip koyalım. Boş kalmasın. Evet. İşte uçurtma uçurduk. Yani biraz sinema kendimizi yaptık. Bu arada aslında tanıtmak istedik. Çünkü bu bizim için gerçekten hatıra değeri de taşıyacak, evet, görüntüler. Çocuğumuza özellikle ileride belki güzel anılar olabilecek şeyler. En çok izleyen bizizdir herhalde zaten. Çünkü her gün bir kere açıp bir aa buna güzel olmuş. Yani, burası güzel değil mi gibi bakıyoruz. Yani bizim hoşumuza gidiyor içeriklerimiz. Ama yani bir yandan da gerçekten realde tanışık olmadığımız insanlardan gelen güzel yorumlar da çok, evet, motive edici. O da motive edici. O yüzden hafif hafif havaya giriyorum dersem de yalan olmaz yani.
Bu durumdan yani hoşnutum şu anda. Yani o yüzden kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Abone diye. Olun lütfen. Bildirim zilini açmadıysanız da bildirim zilini açmayı unutmayın ki video paylaştığımız zaman direkt siz de anlayın ve izleyin. Evet, videolarımızı beğeniyorsanız da beğen butonuna, beğenmiyorsanız da beğenmedim'e tıklayabilirsiniz. Yani evle alakalı aradığımız tabii ki en önemli şartlardan bir tanesi işimizi devam ettirebilmek adına kargoya yakın olması. Maksimum 10 kilometre. Evet. Yani kargo bizim için gerçekten çok önemli. İşimizi buradan işimizi devam ettirir. Hayatımızı buradan devam ettirir. Sponsorumuz bu. Aynen yani öyle. Yani sponsorumuzun bizi finanse edebilmesi için para kazanması lazım. Para kazanması için de kargo, bizim kargoları şart hazırlayıp vermemiz lazım. Köy eviniz var mı? Sizin evet, eviniz varsa bunu da kiralayabiliriz. Yani iyi evet, kiracılarınızdır yani. Ve yani 7/24 bizi izleyeceksiniz sonuçta. Evet. Evinizde ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz hepsini bileceksiniz. Evet, evinize iyi bakacağımızdan emin olabilirsiniz. Gerçekten araziye, eve. Yani şehir önerileriniz varsa yorumlara bekliyoruz. Bekliyoruz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz bizi izledikçe çok mutlu oluyoruz. Arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Onlar da izlerseniz çok mutlu olacağız. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.